farkı nasıl gündeme gelmiş, nasıl uygulanmış? 1940'larda esas zulmü 40'larda gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Şöyle, 1971'i düşünelim. 12 Mart dönemi 1971. Hani kitap üzerine çok baskı vardı ya. Herkes kitaplarla falan kurmaya çalışıyordu. Ne bileyim, güvenlik güçleri evde kitap bulduklar, bunlar alıp götürüyorlar, yapıyorlar falan. Bir de kişiler, aileler kitapları korumak için yerlere gömülmüş, ne bileyim, tavanlara falan çatıları satmıyorum. Yani kitap üzerinde böyle büyük bir baskı. Biz Ersin'de şunu gördük, 1940'larda. Erkekler diyelim ya firar veya öldürülmüş, işte kadınlar, çocuklar bile ağaç kökleriyle falan yaşamını sürdürüyor. Ersin'in önemli bir yerinde. Güvenlik güçlerin eve geldiği yeşil bir alan görüyorlarsa yeşil. Orayı çiğliyorlar, imha ediyorlar. Yeşil alan ne demek? Yani ne bileyim, oraya zarar etmiş olabilir. Mısır etmiş olabilir. Yani bir tohum var, o yetişecek. İşte oradan bir şeyler çıkacaksınız. Onun imhası söz konusu. Yeşil alanların imhası söz konusu. Yani insanları mağdur sözlü tarih önemli tabi. Resmi tarih bunlar yazmaz. Dersinde ne oldu, nasıl oldu bunları yazmaz. Araştırmacılar da, hep günümüzün araştırmacılar da en çok bu zulmü yaşamış olanlarla işte onların onları görmüş olabilir ama çocuklarına yine anlatmış olabilir. Onları dinlemek önemli. Dersinde arkadaşlar üç büyük vadi var ya, Mumsuz Vadisi, Avareş, Eru Vadisi. Örneğin 2014'te Mazgirt'te mezar yapılıyor, ama mezar yapılıyor. Mazgirt'te. Orada 52 kişi imha edilmiş, yakılar imha edilmiş. Onlarla ilgili bir toplum mezar var. İşte durdurdu. Mezarın yapılmasını durdurdu. Kere mezarları açmak büyük bir sorun. Tabii ne bileyim, sabit sorundan bir daha izin alacaktım o mezarları açmak için. O yüzden de alamıyorum. Örneğin Nazım ile Çivrak yolunda orada bir toplu mezar var. Bertal Efendi'nin, Büyük Bertal Efendi'nin ailesinde 52 kişinin yapılıp yok edildiği bir alan. Nazlı diye Cirak
Bu da açılamadı. Açılamadı ama orada biliniyor. 52 kişinin döndüğü yakalara döndürüldü. O nasıl olmuş? Şöyle olmuş. Büyük Bertal Efendi'ye demişler. Siz sürgün ediyoruz. Siz çıkıp da yaşayacaksınız. Yani sizin aileniz Batı'da yaşayacak, Batı Anadolu'da güverte yaşayacak. Tabi böyle bir emir gündeme gelince işte yani sürgün olacaksınız ya malı ömür kendinizi bırakıyorsunuz tabi doğal olarak ama taşınır kaçınması kolay, kıymetli malı işte altınlar, bilekler, tatlılar. Bunları yanımıza alıyoruz. Kadınlar işte kuşaklarında taşıyorlar. Bir söz var. Şöyle denilir. Kürtler ziynet eşyalarını kuşak, karalarında kuşaklarında taşıyor. Ermeniler gömerler. Ermeniler toprağa gömer. Kürtler kuşaklarında taşır. İşte kadınlar özellikle bu altınlar bulmuşlar. Kuşaklarında götürüyorlar. 52 kişi Berkal Efendi Çeçirak'tan Nazilli'ye doğru gelirken 52 kişi. Onlar da bir sürgün oluyor diye öyle bir hava geliyorlar. Kadınlar yine teşhabında falan geçiyorlar. Nazmiye varmadan 12 kilometre mesafede işte onlar bir çukur bir yer var. Orada insanlar birbirlerine bağlı zaten tertip alınmış. Ateş koşulmak istiyor insanlar. Ondan sonra işte o malı mücevherler paralar, mücevherler ne varsa onlara el konuluyor. Ondan sonra da yakılıyor. 52 kişi yakılıyor. Yani bu biliniyor ama o mezar açılamıyor. Dersimin her tarafında bunların gündeme getirilmesi, araştırılması, incelenmesi ve sözcü tarih onun için geliştirilmesi önemli. Bunun yanında Aleviliğin esas kurumlarını yaşama geçirilmesi, yani Şii İslam'la ilgili kurumlarını değil, esas kurumlarını yaşama geçirilmesi, işte insana dayanan, doğaya tanrı kabul eder, inancı gündeme getirilmesi. Bunların söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve soru kurduğuna biraz teşekkür ederim. Evet, sevgili